Olimpos Antik Kenti mini rehber videoma hoş geldin. Geçtiğimiz günlerde yayınladığım Cennet Koyu'yla işte kabak rehber videosunda hasta olduğumu söylemiştim. Kabaktan sonra inanın durumum daha da kötüleşti. Böyle sesim falan hiç çıkmıyordu kusura bakmayın. Bu sebeple de montaj sırasında notlarımı, düşüncelerimi böyle arkadan seslendirmeyle çekimlere devam ettim. Bu videonun büyük bir kısmını size bu şekilde anlatacağım. Umarım rahatsız olmazsınız. Bu videoyu 4 bölümde izleyeceksiniz. Önce Olimpos plajı, sonra yol arkadaşım Mars'ta altını üstüne getirerek gezdiğimiz Antik Kent'in hikayesi. Yine efsanevi bir hikayesi olan Yanartaş. Olimpos'ta kaldığım bungalov ve hatta kaçta böyle bir villa havuzda kalmıştım. Pansiyon ücretine denk getirmiştim. Instagram'da paylaştım bunları. Bir de o evi gösterip hızlı bir şekilde videoyu sonlandıracağım. Gitmeden önce Olimpos'ta ilgili tecrübesi olan dostlarım bana şu cümleleri söylemişti. İşte Benjamin sıradan bir antikente gitmiyorsun. Antikent o kadar büyük ki 3 gün geçsen bitiremezsin. Öyle 2 güne sığdırma orayı demişti. İlk duyduğumda abartıyorsunuz demiştim. Ama Mars'la birlikte ormanın içerisinde falan kaybolunca böyle antik kente giriş yaptıktan sonra neyin ne olduğunu anlıyorsun. Gördüğüm manzara karşısında gerçekten çok şaşırdım. O antik kent kalıntıları arasında yaşayıp, yazıları okuyup, gerçek anlamda böyle hissederek doyasıya mini kenti yaşamak bırakın 3 günü, 6-7 gününüzü alır arkadaşlar. Türkiye'de çok fazla antik kent gezdim. Ama böyle videosunu anlatarak hiç paylaşmadım. Bu yüzden düşünceleriniz benim için önemli. Açıkçası beni yönlendirmenizi istiyorum. Videoyu izledikten sonra hislerinizi böyle yorumda paylaşırsanız mutlu olurum. Sizce böyle benzeri antik kentleri gezip, hikayelerini anlattığım, bilgilerini verdiğim videolar çekeyim mi? Yoksa böyle turistik plaj, doğal yerlerle devam edeyim? İnanın sabah uyandığımda ilk işim YouTube'daki böyle yorumlara bakmak oluyor. Hepsine böyle cevap veremesen de bazen çok fazla geliyor. Ama bugüne kadar okumadığım bir yorum yoktur. O yüzden düşüncelerinizi yazmanızı rica ediyorum. Ama şu an değil. Videoyu sonuna kadar izlerseniz vaktiniz varsa video sonunda aşağıda düşüncelerinizi yazarsanız aramızda güzel de bir iletişim kurmuş oluruz. Olimpos Yunanca'da Uludağ demekmiş. Yani tanrıların evi olarak kabul ediliyor. Burası Antalya'nın güney sahillerinde ikinci önemli liman kentiymiş. Kesin kuruluş tarihi hala bilinmiyor. Milattan önce 167 ile 168 bakın burası çok önemli kaç tarihine gittim milattan önce 167 168 bu dönemde basılan paralar var likya birliğine ait sikkeler onlar sikkelerin üzerinde bile olimpos ismi geçiyormuş ne kadar önemli bir kent olduğunu siz düşünün zaten orada gezerken sürekli dedim ki ya pırıl pırıl bir deniz mis gibi kumsallar yanına bakıyorsun görkemli dağlar arka tarafı orman ortasından tertemiz akarsu akıyor. Yani bir şehir kurulacaksa buraya kurulmalı. Yani zaten ne kadar eski olursa olsun bir uygarlık bir egemenlik gelir burayı kapardı. Yani mükemmel bir yer. Şimdi denizinden bahsettim. Önce onunla başlayalım. Abi bir kumsal var. Yanında dağlar böyle. Yani sırt üstü suya yattığında dağları izliyorsun zaten. Su böyle yemyeşil başlıyor. Ayağını bastığın yerde antik kalıntılar var. Böyle büyük büyük kare kare gidenler bilir. Onların üzerine böyle basarak giriyorsun suya. İlerisi masmavi. Orada böyle yüksekten atlayan çocuklar vardı. Onlar bile antik şeylerin üstünden atlıyorlar. Sanki böyle o çağı yaşıyormuşçasına yüzüyorsunuz. Şimdi sizi bu denizle şöyle birkaç saniye baş başa bırakayım. Oradaki sesleri dinlemeye çalışın. Etrafa bakın. Sonra antik kentle hemen devam edeceğiz. Kentin günümüze ulaşmış kalıntıların çoğu ormanın içerisinde. Böyle yanlış duymadınız. Ormanın içerisinde hala çıkarılmaya çalışan kalıntılar var. Bu da zaten Olimpos'u sıra dışı böyle büyüleyici bir antik kent yapıyor. Olimpos derin bir vadi içerisine kurulmuş. Kentin ortasından Akça ismiyle böyle bir dere geçiyor. Bu derenin güney kısmı var, kuzey kısmı var. Biz kuzey kısmını gezeceğiz birlikte. Kuzey kısmında araştırmalar hala devam ediyor. Bu kentin gün yüzüne çıkması için müze müdürlüğü 1990 yılında ilk kazıya başlamış bak 1990 çok eski değil yani. Ben gerçekten şeyi merak ediyorum. 1990'dan önce burası nasıldı? Aranızda 1990 yılından önce yani kazılardan önce buraya gelmiş böyle abimiz, ablamız varsa deneyimlerini paylaşırsa çok sevinirim. Antik kent deyince gözünüzde böyle turnikelerden geçip sadece kalıntıların olduğu uzaktan böyle gezdiğiniz müze tarzı bir yer gelebilir. Ama burası çok farklı. Burada serbest gezebildiğiniz için gerçekten o dönemde yaşıyormuş hissiyatına kapılıyorsunuz. Tabi oraya el aylaylom için gidilirse böyle bir hissiyat olmaz. Ama bazı böyle antik kent sevenler gider orada ortada durur geçen insanların kıyafetlerini hayal eder, geçmişe gitmeye çalışır, o antik kentlere dokunur, o zamanki insanların parmak ucuna dokunur gibi böyle farklı hissiyattaki arkadaşlar benim ne demek istediğimi belki anlamıştır. Ormanın içerisinde böyle aniden karşınıza layitler çıkıyor. Yürüyorsun, bir şeye basıyorsun, ayağını kaldırıyorsun, bir tane tarihi eser. Ormanın derinliğine giriyorsun, sağına bakıyorsun, bir tane zindan var. Daha ellenmemiş zindanlar. Biz böyle biraz Mars'ta kaybolduk, gittik falan karşımıza kocaman bir amfiteyatro çıktı. Aşağıda böyle arkeolog kızlar çalışıyordu falan. Ulan yani hiçbir yerde tabela yok. İçerisi böyle o kadar karışık ki. o yüzden böyle geziyorsun falan hiçbir yer ellenmemiş ormanın içinde kendini o dönemdeymişin gibi hissediyorsun. Olimpos antik kenti oldukça geniş bir alana yayılmış. Bir dönem böyle korsanların egemenliğine geçmiş olsa da Helenistik dönem. Roma, Bizans mimarisiyle şekillenmiş bir kent. Böyle gezimiz sırasında gerçekten beni çok büyüledi. Ya yani mutlaka buraya gelmediyseniz çıkın gelin ama lütfen araştırıp okuyup gelin. Ben size şimdi kısaca özetledim. Böyle çok tatlı kitaplar var. Kitapçık diyeyim hatta. 50 sayfa antik kenti anlatmış. Neler olduğunu, geçmişini anlatmış. Onları okuyup gelirseniz emin olun kendinizi çok daha iyi seçeceksiniz içeride. Şimdi o efsane hikayesi olan yanar taşa gideceğiz ama öncesinde şu Kaş'ta kaldım kendine ait havuzu olan pansiyon ücretine yakın villayı göstereyim. Sonra hemen yanar taşa ışınlanacağız. Kaş bölgesinde pansiyonlar vardı kahvaltı dahil ama standart pansiyonlar 1800 lira civarıydı. Bu da 4 kişinin kalabildiği bir villa gecelik fiyatı 2250 liraydı. Şimdi diyeceksiniz böyle bir villa nasıl uygun fiyata geliyor? Normalde bu villanın gecelik kiralama ücreti 7-8 bin lira falan ama misafir.com diye bir site var aşağıya bıraktım. Orada anlık böyle kampanya oluyor. Fiyatlar bayağı aşağı iniyor. Sadece bu villadır. Türkiye'nin birçok bölgesinde bir sürü villa var. Siteye girip gezebilirsin. Şimdi birkaç saniye evi gezelim. Sonra hemen yanar taşı ışınlayacağım sizi. Arabayı kapının önüne koyuyorsun. Evin böyle bir bahçesi var. Taş duvarları var. Şuradan bir yol gidiyor. Arka bahçeyi de gösteririm. Buradan da girip çıkabiliyorsun. Sokak kapısının girişi şuradan. Burada barbekü alanı var. Böyle çimli bahçesi var. Dört tane şezlong. Oturma masası karşıda. Orası havuzu. Size özel havuz tamamen. Dört kişi rahat rahat yüz burada. Ev iki katlı. Üst katta yatak odası var, alt katta yatak odası var. Burası salonun içerisini gezdireceğim size. Hemen arka tarafı da göstereyim. Böyle minik palmiyeler dikilmiş. Burası arka bahçesi. Ev bu kadar. Size ait bir villa. Pansiyon fiyatına. Şöyle birlikte içeriği de bir gezelim. Bak burada da zaten 4 şezlong var, 4 kişilik. Evin böyle bir salonu var. Biz Mars'la birlikteyiz. Tavanda camlar, gökyüzünü izleyebiliyorsun, gece yıldızları izleyebiliyorsun. Böyle sarkıt lambalar koymuşlar. İşte televizyonu, koltuk takımı var burada. Mutfak, akıllı mutfak. Her şeyi düşünmüş işte ben alışveriş alışveriş yaptım. Yemeğimi yemeğimi burada yapıyorum. Burada bir banyosu var. Evde çok banyo var. Tertemiz bir banyo. Şurası yatak odası. Ben burada kalıyorum. Evdeyim banyosu burası. Tertemiz. Ev sıfır zaten. Herhalde bir 2-3 misafir kalmış şu ana kadar. Şu masa de çok beğendim. Filli. Burada yemek yiyorum. Üst katı da göstereyim hızlı bir şekilde. Burada sağ tarafta yatak odası var. Buradan diğer ev gözüküyor. Bu evi de kiralayabilirdim. Bu 3 artı 1. Ben tek başımayım. 3 artı 1 benim neyime. Burası üst kattaki yatak odası. Burada da balkon var. Burada da bir banyo var. İşte herhalde şey düşünülmüş. 4 kişi kaldığında isteyen istediği şekilde rahat rahat duş alsın. Tatil bölgesi zaten. Ferah bir Pansiyon kiralayacağına. Gel böyle evleri kirala. Ama dediğim gibi normalde kiralamaya kalksam gerçekten çok yüksek rakamlar. Ama misafir.com'da indirimli oluyor. Çok uygun fiyatlı oluyor. Mars birazcık bana küstü. Çünkü ben de ona küstüm. Bir yaramazlık yaptı. O biliyor ne yaramazlık yaptığını. Değil mi kız? Ne diyorsun? Bu da Mars'ın yeni yatağı. Bunu aldım. Tara. Tarıyorum onu böyle. Tüyleri çıkıyor. Artık tüy dökmüyor. Mamaya alıştırdık. Bu da diş kışıma şeyi i̇şte dişlerine sağlıklı olsun diye. Aferin kızım. Olimpos'la Yanartaş arası arabayla 25 dakika sürüyor. Yanartaş'a mutlaka hava kararırken gelin, Orayı böyle karanlıkta yaşamalısınız. Bu dağın küçük bir kısmında kayaların arasında böyle hiç sönmeyen ateşlerle karşılaşacaksınız. Tabi bunun bilimsel bir açıklaması var ama onu hiç anlatmak istiyorum. Hiç zevkli değil. Google'a yazıp öğrenebilirsiniz. Ben böyle fantastik hikayesini anlatıp birazcık böyle videoyu süslemek istiyorum. Şimdi bu hikayemizde bir ejderhamız var. Biraz kötü bir ejderha, biraz da çirkin bir ejderha. Bir de Pegus atıyla dolaşan bir kahramanımız var. Adı Belerepon. Ben Belerepon'a kahramanımız diyeceğim anlatırken. Bunlar tabii husumetli böyle. Çünkü ejderha böyle sağa sola ateşliyor. Halk da mutlu değil. E bizim kahramanımız da kahraman ya. Diyor ki ben bu ejderhayı öldüreceğim. Bir gün bir kapışıyorlar. Ejderha başlıyor kaçmaya. Almış bizim kahraman eline mızrağı. Doğuya doğru kovalamaya başlıyor ejderhayı. Bu ejderhanın da kafası aslan vücudunun yarısı böyle keçi vücudu. Vücudun arka kısmı da yılan. Bak fotoğrafını da koyuyorum buraya. Rezalet çirkin bir arkadaş. Neyse bizim kahraman bunu kovalıyor kovalıyor derken ejderha bir bakıyor bir deniz. Neresi? Olimpos plajı. Çıralı plajı o taraflar. Tabii ejderha hayatında deniz görmemiş. Denizi görünce hemen bir manevra u çekiyor. Adaya doğru dönüyor. Tam dönerken böyle afallamış ya bir de. Bizim kahraman durur mu? Saplıyor mızrağı. Fırsattan istifade. Tabii ejderha böyle can çekişiyor falan. Allah ne olacak derken... Oradaki dağın ortasına düşüyor. Tam düşerken o ejderha bu öfkeyle, bu sinirle... Kalan bütün ateşini bu dağa doğru püskürtüyor. Püskürtünce ne oluyor? O dağ böyle kaynıyor kaynıyor. Şu an günümüzde hala orada alevler böyle devam ediyor. Tabii buna inanılıyor. Şimdi diyorum ya bak bu gerçek ya bu hikaye gerçek bilimsel bir açıklaması var. Google'da bana dönüp de işte ejderhaya mı inanıyorsun falan filan diyenler gelmeden söyleyeyim. Merak eden bilimsel açıklamasını girip Google'a okuyabilir. Ben anlatmayacağım. Çok sıkıcı. Hikayemiz de böyle. Buraya mutlaka gelin. Biz gittiğimizde de böyle ateş dansları falan vardı. Şimdi sizi birkaç saniye o görüntülerle baş başa bırakıyorum. Sonra hemen nerede kaldım? Hangi otelde kaldım? Onu göstereceğim. İnsanlar fenerlerle iniyor aşağı. Bir kilometrelik bir çıkış ve iniş var. Şşt. Şurada yukarıda bir tane var. Burada bir tane var. Şu ufaklar var. Aşağıda var bir tane. Şurada toplanmışlardı. Yukarıda ay dağların arasındayız. Şimdi bir de bu Olimpos'a geldik. Nerede kalacağız? Kamp yasağı var. Böyle serbest alanda kamp yapamıyorsun. Bir işletmede kalman lazım. Ben gittim bayağı araştırdım. Temiz bir yer bulmak zor. Onu anladım. Çünkü Google'da herkes işte şöyle pis böyle pis derme çatma temizlikten uzak falan yazmış. Öyle olunca nerede kalacağımı bilemedim. Instagram üzerinden bir story paylaştım. Dedim arkadaşlar ben nerede kalayım? Birçok kişi koala bungalows diye bir yerde kal. Bak reklam falan değil. Demiş koala bungalows'ta kal. Orası çok güzel tertemiz çalışanlar da güler yüzü. Tamam dedim oraya gideyim. Sağ olsunlar beni çok güzel karşıladılar. Valla çok memnun kaldım. Şimdi hızlı bir şekilde koala bungalows'u gezelim. Ardından kapanışı yapacağım. Bu üst kattakiler teras bungalowlar. İçinde gezdireceğim size. Bakın şuradan ufak bir merdivenden çıkılıyor. O da böyle ahşap tavanlı. Şu lambalar çok hoş. Bir yatak karşılıyor bizi. Askı aparatları da ahşap. Hemen banyosuna da bakalım. Banyosu da tertemiz. Olimpos'tayım. Olimpos'ta böyle temiz bir işletme bulmak gerçekten büyük şans. Burayı mutlaka not alın. İlla ki yolunuz düşer. Dersiniz ki ya biz izlemiştik burayı. Böyle bir balkonu var. Olimpos dağlarına bakıyor. Yemişi bir ortam. İşletmenin böyle büyük bir yüzme havuzu var. Ağaçların altında. Şöyle odaları da göstereyim size. Böyle deluxe odaları var. Arkada da başka odalar var. Onları da göstereceğim. Hepsinin önünde böyle masası var. İçerisi tertemiz. Olimpos'ta bu çok önemli. Temiz bir yer bulmak. Böyle ilk girdiğinizde bir oturabileceğiniz bir alan var. İşte eşyalarınızı falan koyuyorsunuz. Üst katta yatak odası var. Böyle bir televizyonu var. İzleyebileceğiniz. Buzdolabı, havlular. Burası banyosu. Gayet temiz. Duşa kabin. Hemen üst kata da bakalım birlikte. Bir ahşap merdivenleri var. Üst katta da böyle bir çift kişilik yatağı var. Önünde minik penceresi. Tamamen ahşap bir tasarım. Yine altını bastıra bastıra söylüyorum. Tertemiz. Şöyle bahçesinde de biraz gezelim birlikte. Bakın bisikletler hep burada. Eğitekli bisikletler. Çok tatlı bir bahçesi var. Yemyeşil Burası restoran bölümü. İşte kahvaltı, akşam yemeği burada yeniyor. Baya büyük bir işletme. Şuradaki evleri de göstereceğim. Şu ağaçtan bahsetmek istiyorum. Bu ağaç 150 yıllık. Hiçbir şekilde kesmemişler. Ve çadırın içerisinden böyle yükselmiş. Burada da oturabiliyorsunuz. Kahvaltınızda, akşam yemeğinizde. Ee, Kara buranın köpeği. Oldukça oyuncu bir köpektir. Şöyle şu odaları da göstereyim size hızlıca. Bunlar da diğer evler. Hepsinin ismi var. Arkadaki e, göre daha küçük. Neden daha küçük? Tek katlı bunlar. Onlar iki katlı. O farkı var. Bunların yatak odası da alt katta. Böyle nar ağaçlarının altında. Tertemiz. Şöyle girişi de göstereyim size. Burası resepsiyon kısmı. İşte burada kayıtlar vesaire alınıyor. Aracınızı hemen kapıda buraya koyuyorsunuz. Ben buraya koydum. Böyle. Olimpos'a şuradan iniyorsunuz zaten. 3 kilometre şey. Yani 2-3 dakikada veriyorsunuz oraya. Yemişi bir işletme. Bakın burada hamak da var. İstersen gel burada o Serbest alanları çok oluşturmuşlar. Ferah bir yer. Bakın burada böyle oturma alanı var. Dün burada yoga yapıyorlardı. Bir arkadaşımız daha geldi. Ona da merhaba diyelim. Merhaba. Otur. Biliyor musun otur ne demek? Otur. Burada da otopark var bu arada. Ben direkt kapının önüne koydum. Ama aracınız böyle kalabalık grup geliyorsanız falan arabanızı buraya da koyabilirsiniz. Video burada bitti. Eşlik ettiğin için teşekkür ediyorum kardeşim. Bilmiyorum orada birileri var mı? Belki sonuna kadar kimse izlememiştir. Varsa umarım videonun başında sordum şu antik kentlerle ilgili soruyu yorumlara yazarsa çok isterim. Çünkü çok fazla bildiğim antik kent var. Sizin için tekrar tekrar giderim. Böyle kısa bir şekilde hikayelerini etrafı göstererek anlatabilirim. Yoruma düşüncenizi yazarsanız mutlu olurum. Kanalıma abone olabilirsin. Eğer abone olmak istemiyorsan da umarım her her kimsen yeniden karşılaşırız kardeşim. Kendine güzel davran, Benjamin'den sevgilerle.